Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf konu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden nerede kalmıştık hocam? Şimdi roman ünitesinde kaldık. Roman ünitesini bitireceğiz. Peki burada nelerden bahsedeceğiz? Romantizm akımından bahsedeceğiz. Realizm akımından bahsedeceğiz. Tanzimat döneminde roman, Servet-i Fünun'da roman, milli edebiyatta roman. O dönemlerdeki Türk edebiyatta roman türünün gelişiminden bahsedeceğiz gençler. Sonunda da bazı yazarlar demişiz. Bazı yazarlar neden? Hangi yazarlar? Milli Eğitim kitabında, müfredatta yer alan, Milli Eğitim kitabının içerisinde de yer alan bazı roman yazarları var. Bilmemiz onları gereken. Biz de aldık. Tabii onu da sonlara doğru anlatmış olacağız Nagihan. Evet, konularımız bu şekilde. Başlayalım o zaman. Evet, şimdi şöyle bir giriş yaptım. Türk edebiyatında ilk romanlar Tanzimat döneminde yazılır ama Batı tekniğine uygun ilk romanlar ise Servet-i Fünun'da kaleme alınır gençler. Ve bu iki dönemde, daha sonrasında milli edebiyatta burada zaten biz değineceğiz. Bu iki dönemde yazılan romanlarda yazarlar hangi iki akımın etkisinde kalıyor daha çok? Romantizm ve realizm akımlarının etkisinde kalıyor. Onun için öncelikle bu iki akımı ne yapacağız? Öğreneceğiz, sonra dönemlerimize geçeceğiz. Romantizm, diğer adıyla coşumculuk dediğimiz akım. Peki bu akımın özellikleri nedir dediğimizde, klasisizmin, ki klasisizm ilk edebi akımdır değerli gençler, onun aşırı kuralcılığına tepki olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir akımdır. Çünkü klasikler böyle her şeyi kuralına göre yapıyorlardı. Üç birlik kuralı, beş perde sınırı, bir eser vereceğin zaman Nagihan o kurallara kesin uymak zorundaydı. Biçimsel olarak da çok katılardı. İşte romantikler diyor ki ya bizi bir salın. Ortaya ne yapmışlardır? Çıkmışlardır. Klasisizmde akıl ön plandayken romantizmde duygu, coşku ve hayal ön plana ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. Klasisizmde böyle şey olarak da veriyorum. Mesela gençler, klasisizmde eski Yunan ve Latin mitolojisi ön plandadır. Romantizmde ise eserlerde Hristiyanlık mucizeleri ve ulusal efsanelere ne yapılır? Yer verilir. Tabii ki romantizm olduğuna göre aşk olmadan olmaz. Aşk, ölüm, özgürlük konuları sıklıkla işlenmiştir romantik eserlerde değerli gençler. Ve klasisizm mesela böyle biraz da seçkinci bir edebi akımdı. Ya böyle seni ben anlatmıyorlardı da üst sınıf yüksek zümre dediğimiz onlar anlatılırdı ama romantizm her kesimden insanı eserlerde ne yapmıştır? Anlatmıştır. Hı hı. Romantizmin en önemli özelliklerinden birisi biraz sonra söyleyeceğim şeydir değerli gençler. Romantizmde eserde özellikle romanlarda çatışma yaratılır. Bu çatışma da ak kara, güzel çirkin, İyi kötü gibi zıtlıklar üzerinden roman ne yapılır? Kurgulanır. Türk filmlerinin hikayeleri. Aynen öyle ve hatta şöyle bir şey de var. İyiler iyi. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü. Yani ak tam böyle ak, bembeyaz, hiçbir saflık, hiçbir kötülüğü yok. Kara da böyle sanki hayata hep kötülük yapmak için gelmiş. Hiçbir iyi tarafı yokmuş gibi ve bu iki şey karşılaştırılır değerli gençler romantik eserlerde. Doğa tasvirlerine geniş yer verilir ancak işlevsizdir. Şimdi bu ne demek ki mesela Tanzimat dönemi romanlarında öyle. Namık Kemal mesela İntibah romanında Nagihan Çamlıca'yı tasvir ediyor. Yaklaşık 3-4 sayfa roman başlarken sen diyorsun ki onu okurken acaba şu ağacın arkasından biri çıkacak acaba diye bekliyorsun. Yani romana bir şey olsun diye. Ondan sonra bir anda olaya geçiyor. Çamlıca orayı yaptım ben. Tamam mı? Yani böyle şey için, süs için tasvir yapılıp ondan sonra direkt sonra olaya geçiyor. Sonra salona girdiler. Aynen öyle. Ne oluyor? Çamlıca'ya ne oldu falan diyeyim. Ve romantizmde aynı eski Türk filmlerinde olduğu gibi gençler eserde aşırı tesadüflere yer verilir. Yani öyle ki okudu ya bu kadar da olmaz. Hani Türk filmlerinde oluyor ya araba çarpıyor görmeye başlıyor falan filan. Onun gibi böyle artık bu kadar da olmaz diyebileceğimiz çok aşırı tesadüfler vardır. Nerede? Romantizmde. Ve romantizmde tip değil karakter önemlidir demişiz. Buyurun. Sanat toplum içindir ilkesi benimsenir romantizmde. Bir de yazar eserde kişiliğini gizlemez. Bu da ilginç. Tanzimat romanlarında da bu çok görülür değerli gençler. Adeta yazar taraf tutar, taraf tuttuğu da yetinmez. Kahramanların gıybetini yapar. Yani öyle bak şimdi bu böyle siz bunu iyi zannediyorsunuz ama görün bakayım ne olacak deyip okuduğun zaman zaten yönlendirme de yapabilir değerli gençler romantik romanlarda. Peki romantizmin hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında önemli temsilcileri kimlerdir dersek Victor Hugo, Chateaubriand ama adamın ismine baksana. Çok asalet. Adı ne? Chateaubriand. Bizimkiler Nabizade Nazım. Chateaubriand, Lamartine, Lord Byron, Goethe, Alman, Puşkin, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ki bunlar Türk edebiyatında. Recaizade, Mahmut Ekrem, Abdülhamit Tarhan. Yalnız giderek nasıl ağırlaşıyor şimdi? Böyle insan da bir tedirgin. Ziya Paşa. Ziya Paşa, Abdülhamit Tarhan. Ama buraya baktığımız zaman
Pushkin, Chateaubriand gibi isimler var. Çoğunlukla da Fransız edebiyatı etkisindedir romantizm, onu da söyleyeyim. Geliyoruz romantizmden sonra değerli gençler, realizm diye bir akım ortaya çıkıyor. Bunlar da kime tepki olarak ortaya çıkıyor? Romantizme tepki olarak ortaya çıkıyor. Neden? Ya kardeşim, siz de artık yeter ya duygusallık, hani kuşlar açlar, bin bir renkli çiçekler derken evet. Yani bu aşırı duygusal, kes diyor Nagihan Öğretmen, ben devam ediyorum. 19. ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Yaşanan ve gözlenenler gerçeğe uygun şekilde eserler anlatmıştır. Zaten real demek ne demektir? Gerçek demektir değerli gençler. Kişiler ve çevre ayrıntılarıyla anlatılır. Doğa tasvirleri bu sefer işlevseldir. Nasıl romantizmde doğayı tasvir ediyordu, bir anda olaya geçiyordu ya. Burada ise olayla beraber, hatta kahramanın duygu durumuna, ruhsal yapısına göre doğa tasvirleri ne yapılır? Yapılabilir. Sanatçı eserde kişiliğini ne yapar? Realizmde gizler. Romantizmde ne yapıyordu? Kendisini ortaya koyabiliyordu. Realizmde sanat, sanat içindir ilkesi benimsenmiştir. Romantizmde neydi? Sanat, toplum içindir ilkesi vardı. Klasisizmde neydi? Klasisizmde de sanat, sanat içindir ilkesi vardı. Doğa tasvirleri demin de söylediğim gibi işlevseldir. Bir de şunu söylemek lazım. Mesela roman türünü işleyeceğiz ya gençler. Roman türü açısından baktığımız zaman aslında realizm roman türüne çok daha uygun bir edebi akımdır. Zaten realizm akımının en önemli türü de romandır. Mesela romantizmde şiirlerde yazılır, tiyatrolarda yazılır, romanlarda yazılır ama romana hakkını veren akım ne oluyor? Realizm oluyor. Ha, bunu niye böyle iddialı olarak söylüyorum? Şu isimlere bakar mısın? Yani daha ne olacak? Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski, Çehov, Hemingway, Steinbeck, Gogol, Jack London. Canım benim, bu ya bir kalp yapabilirim. Kalp olmadı ama Jack London. Evet, anladık. Gorki. Türk edebiyatında ama şeyde de vardı. Romantizmde de vardı. Ha, şöyle güzel, iyi yakaladınız. Mesela Recep Tayyip Mahmut Ekrem'in tiyatroları ve şiirleri romantizm, romanlarda realizm. Çünkü bizim sanatçılarımızı böyle illa sadece realist, sadece romantik diyemiyoruz. Türlere göre farklı akımlardan ya ne yapabilirler? Ya da belki hayatının belli bir döneminde onu benimsemiş. Süpersiniz. Sonradan o akımla birlikte. Tebrik ediyorum. Evet. Hani ya, tebrik edip hemen de Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri, Karaosmanoğlu, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık gibi isimlerden, ki daha çok var zaten, realizmden etkilenmişlerdir. Şimdi bu romantizm ve realizm akımlarını öğrendikten sonra değerli gençler, şimdi dönemlere geçiyoruz. Tabii dönemlere hangi bağlamda geçiyoruz? Roman türü bağlamında geçiyoruz. Tanzimat dönemi biliyorsunuz roman türünün ilk örneklerinin verildiği dönemdir. Ve Tanzimat da kendi arasında ikiye ayrılır. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere siyasi toplumsal değişikliklere göre bu ayrımlar yapılmıştır. Önce Tanzimat birinci dönem romanından bahsedelim. Okuyalım Nagihan. Türk edebiyatının ilk romanları bu dönemde yazılır. İlk roman olarak ne geçiyor? Taşuku, Talat ve Fitnat. Evet. Eserler teknik açıdan kusurludur. Ha, şimdi, çok normal. Niye? Çünkü ilk romanlar yazıldığı için ilk elin günahı olmaz. Evet. Yani burada ilk romanlar yazıldığı için gençler, bunların hemen böyle teknik olarak başarılı olması mümkün değil. Yani onun için eserler teknik açıdan kusurludur. Peki bu teknik kusur nerelerden kaynaklanıyor? Bir, aşırı tesadüfler. İki, gereksiz doğa betimlemeleri. Üç, yazarın akışı kesip bilgi vermesi. En bomba da bu. Şimdi orada özellikle Ahmet Mithat Efendi. Burası oldum ya, ben bunu bir açıklayayım falan diye. Yok mesela şöyle, mesela romanda atıyorum bir sözcük geçiyor. Ne geçiyor mesela? Kabak çekirdeği ya da çekirdek geçiyor. İşte orada bir anda ya birden aklıma geldi. Orada yazar birinden çekirdekten bahsediyor. Çekirdek işte şuralarda yetişir, şöyle yapılır, ay çekirdeği. Şu bölgenin çekirdeği çok iyidir falan filan. Bilgi, roman bitti. Ha, bilgiyi verip ondan sonra devam ediyor. Öyle bir şey var. Neler anlatılır? Yanlış batırlaşma. Görücü usulü evlilik, cariyelik kurumunun eleştirisi eserlerde ne yapılır? İşlenir. Ve zaten şu aşırı tesadüf, gereksiz doğa betimlemeleri bize neyi çağrıştırdı? Romantizm. Dolayısıyla Tanzimat birinci dönemde eserler romantizm etkisiyle yazılır. Burada bir iki şey daha eklemek istiyorum. Tanzimat dönemi romanında genellikle kahramanlar babaları vefat etmiş oluyor. Biraz miras yedi tipler oluyor. Bir de Tanzimat dönemi romanın şöyle bir ilginç özelliği var değerli gençler. Roman sonunda herkes ölüyor. Öyle bir şey var baktığınız zaman. Öyle de bir durumu var. Geliyoruz Tanzimat ikinci dönemde romana. Tabii birinci döneme göre daha başarılı eserler verilmiştir. Gözleme dayalı gerçekçi betimlemeler
yapılmıştır. Yazarlar eserde kendilerini belli etmemişlerdir. Hani birinci dönemde daha çok böyle ortaya çıkıyorlardı, taraf tutuyorlardı. Ve dolayısıyla da gençler birinci dönemde romantizm etkisi varken bu özelliklerden anladığımız kadarıyla zaten realizm ve naturalizm etkisinde romanlar yazılmıştır. İlk döneme benzer konularda eserler vermiştir. Yani yanlış batıllaşma, görücü usulü, evlilik konularda çok geniş değinmemiş. Evet, aynen o şekilde vermiş. Servet-i Fünun döneminde roman. Bu arada konu demişken Tanzimat'ta Servet-i Fünun'da İstanbul'daki yaşam anlatılmıştır. Yani çünkü aydınlar Anadolu'yu görmedikleri için milli edebiyatta yavaş yavaş Anadolu anlatılmıştır. Geliyoruz Servet-i Fünun dönemine değerli gençler. Edebiyatımızın ilk başarılı romanları bu dönemde yazılmıştır. Yani böyle tabiri caizse el ayağı düzgün roman diyebileceğimiz ilk romanlarımız hangi dönemde yazılmıştır? Servet-i Fünun'da yazılmıştır. Ve dolayısıyla da eserler Batı tekniğine uygun hale ne yapılmıştır? Getirilmiştir. Yalnız burada Servet-i Fünun döneminde değerli gençler yasakçı bir zihniyet, istibdat rejimi dediğimiz baskı rejimi olduğu için Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özgürlükler kısıtlandığından sanatçılar Tanzimat döneminde olduğu gibi toplumsal konulara değinmemişler. Daha içe kapalı konular yapmışlardır. Zaten dedik ya baskıcı bir dönemde eser veren sanatçıların karamsarlığı da romanlara ne yapmıştır? Yansımıştır. Hatta eserler genellikle kötü sonla ne yapılmıştır? Bitirilmiştir. Peki neler anlatılmıştır dersek aslında Servet-i Fünun romanı ile ilgili ben bir şey söylesem yeter. Aşk-ı Memnu dizisi aklınıza gelsin. Servet-i Fünun romanı odur gençler. Peki nedir? Aşk-ı Memnu'da biz neyi görüyoruz Nagihan? Çok güzel roman. Ben onu lise dönemimde okumuştum. Hı-hı. Çok beğenmiştim. Daha İstanbul'un varlıklı aydın kesimi anlatılır. Konak yaşamı anlatılır. Yasak aşklar anlatılır. Entrikalar, hayal kırıklıkları, karamsarlık tamam mı? Bunlar iç içe olacak şekilde Servet-i Fünun romanında ne yapılır? Anlatılır. Servet-i Fünun'da da hangi akımın etkileri realizm, vardı? Realizm. Ki naturalizm de arkadaşlar yeri gelmişken bahsedelim. Realizmin daha katı şeklidir. Yani realizme yakın bir akımdır. Romanlarda son derece ağır bir dil kullanılmış. Bu da yetmiyormuş gibi Fransız cümle yapısı kullanılmıştır. Özellikle Halit Ziya Uşaklı gibi baktığımız zaman arkadaşlar yazmış olduğu eserleri sonradan 5 kez ne yapmış? Sadeleştirmiş Cumhuriyet döneminde. Ki ona rağmen ben Aşk-ı Memnu'yu okurken bazen birkaç sayfa okuyup sonradan böyle ha bunu demek istiyor falan oluyordum. Bilmediğim çok fazla kelime hem çıkıyordu öyle, ve onları sürekli bir de, araştırarak okuyordum. Nagihan bununla beraber yani devrik cümleler, eksiltili cümleler de olduğu için iş daha da karmaşık hale ne yapıyor? Geliyor. Tabii bunun da nedeni dönemin baskıcı rejimi. Biraz da isyan gereği sanatçılar böyle iyice madem yasak ben de yazayım bunu kimse anlamasın gibi yapmış olabilirler. Şimdi geliyoruz Tanzimat dönemi romanıyla Servet-i Fünun romanını kıyaslamaya. Evet bu karşılaştırmalar yazılılarda, sınavlarda öğrencilerimizin karşısına çıkabilir. Hemen başlayalım. Tanzimat'ta hangi akımların etkisi romantizm vardı? Romantizm ve ikinci biraz dönemde realizm. Realizm. Evet. Servet-i Fünun'da ise daha çok realizm daha katı hali naturalizm vardı. Tanzimat'ta roman tekniği kusurlu ama Servet-i Fünun'da teknik açıdan daha olgun daha eserler. Özellikle Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil'in muazzam bir eserdir. Teknik açıdan olgun eserler yazılmıştır. Tanzimat döneminde de mekan İstanbul'dur. Servet-i Fünun döneminde de mekan İstanbul'dur. Belki semtler açısından bir farklılık var. Tanzimat döneminde daha çok Çamlıca anlatılırken Servet-i Fünun'da Beyoğlu, Tepebaşı civarı daha çok anlatılmıştır değerli gençler. Tanzimat döneminde tabii ki romantizmin etkisiyle iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür, tipler ön plana çıkartılır. İyi eğitimli, Servet-i Fünun'da ise iyi eğitimli zengin kişiler anlatılır, karakterler ön plandadır demişiz. Yanlış batılılaşma, cariyelik, görücü usulü evlilikler işlenmiş. Nerede? Tanzimat döneminde. Yani aslında her ne kadar kusurlu da olsa Tanzimat romanının güzelliği şu, bir derdi var. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama Servet-i Fünun romanı daha böyle bireysel, psikolojik konularda hayal kırıklıkları, yasak aşklar, yalnızlık, karamsarlık gibi konuları ne yaparlar? İşlerler. Evet. Buyurun. Şimdi Tanzimat dönemini bitirdik. Servet-i Fünun dönemini bitirdik. Tabii kronolojik olarak sırada ne var gençler? Milli edebiyat var. Şimdi adı üzerinde milli edebiyat romanında ne olmuş olabilir farklı olarak? Bir kere roman bu dönemde Anadolu'ya yönelmeye başlamıştır. Tanzimat ve Servet-i Fünun'da İstanbul çevresi anlatılırken milli edebiyatta tam olarak olmasa bile böyle yavaş yavaş hemen de böyle direkt Anadolu anlatılmıştır diyemeyiz. Daha çok Cumhuriyet dönemiyle beraber Anadolu anlatılıyor. Ama Anadolu'ya yönelme başlamış. Eserler sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Bakın burası önemli. Tanzimat'ta da sadeleştirmeye çalışsalar bile tam sade değildir onu söyleyelim. Servet-i Fünun'da zaten demin bahsettik.
ağır, kimse anlamıyor, aydın kesim dahil, ama milli edebiyatta artık sade, anlaşılır bir dille romanlar yazılmış. Konu olarak ne anlatılmıştır dersek, tabii ki Kurtuluş Savaşı yılları, kahramanlıklar, vatan sevgisi, Anadolu'daki yaşam, oradaki halkın yaşamı romanlarda ne yapılır arkadaşlar? Anlatılır. Hatta milli edebiyat döneminde tabii eser veren sanatçılarımızın pek çoğu Cumhuriyet'in ilk yıllarında da aynı çizgide, aynı anlayışla eser vermeye ne yapmıştır? Devam etmiştir. Yani milli edebiyat aslında 1940'lara kadar etkisini ne yapar? Sürdürür. Yine hangi akımın etkisi var Nagihan? Realizm akımının etkisi var. İşte Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik Halit, Fahri Rıfkı Atay, Aka Gündüz gibi isimler milli edebiyat döneminde eser veren önemli yazarlarımızdır. Servet Yun'un döneminde de Halit Ziya Uşaklıgil'le zaten Mehmet Rauf ön planda olan roman yazarları, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi geldik işte bazı yazarlar kısmına. Bu bazı yazarları yine Milli Eğitim kitabından ben baktım ve Milli Eğitim kitabının anlattığı yazarları buraya aktardık Nagihan. Victor Hugo'yla, Hugo değil, Victor Hugo'yla başlıyoruz. Evet, Victor Hugo Fransız ve tabii ki dünya edebiyatının önemli yazarlarından birisidir değerli gençler. Hatta romantizm akımını bir nevi başlatan, onu üste çıkartan kişi de aslında Victor Hugo'dur. Çünkü Cromwell adlı bir tiyatro oyunu yazıyor. Biliyor musunuz bu oyunu? Hı. Nagihan Hanım? Evet. Ön sözünü de okumuştum. Evet. Bu oyunun ön sözü aslında romantizmin manifestosu gibi. Gibi. Evet. Yani manifesto değil de romantizmin bir bildirisi gibi. Evet, onun bildirisi. Özellikleri anlatılır. Bunu ortaya koyar ve böylelikle romantizm akım olarak ortaya çıkmış olur. Hı hı. Ve Hermione adlı oyunu ise artık romantizmin başarıya ulaştığının kanıtı olarak edebiyatçılar tarafından kabul edilir değerli gençler. Birçok türde eser vermiştir. Tabii yani Victor Hugo'yu sadece roman, tiyatro, şiir bir yere kısıtlayamıyoruz. Pek çok türde eserleri var. Ama kesin olarak bilmeniz gereken iki önemli eseri var. Birisi tabii ki Sefiller, dünya klasikler arasına girer. Diğeri de Notre Dame de Paris, yani Notre Dame'ın Kamburu adlı romanı oldukça önemlidir değerli gençler Victor Hugo'nun. Geliyoruz Ahmet Mithat Efendi'ye. Ahmet Mithat Efendi Tanzimat döneminin önemli roman yazarlarından birisidir. Ama dediğimiz gibi onu da sadece roman yazarı olarak görmemek lazım. Halk için roman anlayışını benimseyen Tanzimat döneminin en popüler yazarıdır. Yani bu ne demek? Halk arasında daha çok sevilen, halk arasında daha çok okunan yazar o dönemde kimdir? Ahmet Mithat Efendi'dir. Neden? Çünkü eserlerini halkı bilgilendirmek, onlara okuma zevki kazandırmak için yazmıştır. Bir de Ahmet Mithat Efendi gençler gerçekten hayatını da okuduğunuz zaman zorluklar içinde geçmiş, çok fakir bir ailenin çocuğu. Sonra kendi imkanlarıyla okuma yazmayı kendisi öğreniyor. Hatta işte çıraklık yapıyor, orada kazandığı tüm parayla kitap alıyor. Ve bu aşkla yetiştiği için de amacı kendisi gibi insanlara da okuma alışkanlığı kazandırmak. Hatta öyle olduğu için bak 200'ü aşkın eseri var ama eserler teknik açıdan nedir? Kusurludur. Şimdi tabii böyle olunca bazen de böyle alayla karışık Ahmet Mithat Efendi öyle yaklaşılıyor. İşte yazdığı romanlar da teknik açıdan kusurlu falan ama bunu Ahmet Mithat Efendi bilinçli yapıyor. Niye, neden? Soruyorlar Ahmet Mithat Efendi. Ya senin yazdığın romanlar da hiç şey değil sonraki yıllarda. Ya diyor ben diyor zaten bunu yazsam bunu o halkın çoğunun zaten okuma şeyi yok. Okuma alışkanlığını bırak okuma yok. Yani okuma bilmiyor halk. Ama ben diyor ki ben böyle yaparak en azından bir kişi biliyorsa diğerlerini okusun. Onlar şevklensin yani öğrensinler. Hı hı. Bunun için yazdım diyor. Zaten benim amacım edebiyat yapmak değil diyor Ahmet Mithat Efendi. Gerçekten de çok değerli bir insandır. Ben de çok severim. Ahmet Mithat Efendi'yi saygıyla burada arıyoruz. Roman akışını kesip okura bilgiler ne yapar? Verir. Çünkü amacı bir şey öğretmek. Dedim evet. Ya orada muz geçiyor mesela. Muzun tarihini anlatıyorsun Ahmet Mithat Efendi. Sonra oraya Allah gençler az daha düşecekti bari. Herkes her şeyi öğrensin derdinde. Bunu aynen. Ne kadar çok bilgi verirse bu kadar iyi. Ve öyle olduğu için de Ahmet Mithat Efendi'nin iki tane unvanı var. Hace-i Evvel. Hace-i Evvel demek ne demek? Ne demek? İlkokul öğretmeni demek. Hmm. İlk öğretmen demek. Hani böyle tane tane yavaş yavaş anlattığı için kendisi Hace-i Evvel demiştir. Çok yazdığı için de yazı makinesi demiştir kendisine. Romantizm etkisinde kalmış doğal olarak. Bununla beraber Ahmet Mithat Efendi gazetecilikle de ilgilenmiş. Çıkarttığı en önemli gazete ise Tercümanı Hakikattir Ödenen. O dönemde bazı önemli eserleri Esrar-ı Cinayet ki ilk polisiye roman olarak kabul ediliyor. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah henüz 17 yaşında Paris'te bir Türk ve daha 200 tane eser. Bunun yanında 192 tane daha eser yazmıştır. 200'ü aşkının aşkın kısmı. Evet. 200 tane var diye. Evet. Geliyoruz bir başka değerli isme. Kim o? Halit Ziya Uşaklıgil. O
okuyalım. Modern Türk romancılığının kurucusudur. Yani değerli gençler, biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde gerçekten Türk edebiyatı, yani bunu biz bazen kendi değerlerimizi ya da ülke bizi çoğu noktada hep eleştiriyoruz. Ama şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten roman anlamında Türk edebiyatında son derece başarılı yazarlarımız yetişmiştir Cumhuriyet döneminde. Nobel Edebiyat Ödülümüz var değil mi? Orhan Pamuklar, Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller ve bu yazarlarımızın çoğunun eserleri gençler yabancı ülkelerde ve diğer dillere çevrilmiş durumda. Yani Londra'ya gittiğinizde bir kitap evine, ben gitmedim ama siz giderseniz yazarlarımızın kitapları ne yapabilirler? Görebilirler. Aziz Nesinler, Yaşar Kemaller. Onun için işte bu başarıya, bu başarılı olan kısma İlk adımı kim atmıştır? Halit Ziya Uşaklıgil atmıştır. Eserlerinde realizmin izlerini görmek mümkündür. Dili maalesef işte bu kusuru var. O da işte dönem şartlarından dolayı son derece ağır ve sanatlıdır. Bununla da yetinmeyen Halit Ziya Uşaklıgil hiç anlamasınlar diyerek Fransız cümle yapısını da romanlarında ne yapmıştır? Kullanmıştır. Akıcı da ama yani anlaşılmayan çok fazla yabancı işte kelime cümle vardı ama akıcı gidiyordu. Ben sevmiştim. Ki Servet Yun'un özellikleri Halit Ziya'da görülür. Onur Hoca'nın bana genelde böyle bir şeyler anlattıklar. Evet, o genelde sözelci geometri öğreniyordu. Romanlarında İstanbul'un aydın kesmini, yasak aşkları, hayal kırıklıklarını, karamsarlıkları bağlamında ne yapmıştır? Anlatmış. Halit Ziya öz abimsin falan diye. Tamam. Bazı önemli eserleri şunlardır. Mavi ve Siyah. Bak zaten gençler, mavi ve siyah, mavi hayalleri, siyah karamsarlık, yani şeyde. Hayaller gerçekler diyoruz ya, yani evet. Onu anlatan bir roman. Kâhmet Cemil bunun romanın kahramanı aslında Servet Şun'un kuşağını da anlatır. Aşkı Memnu zaten bilmeyeni dövüyorlar. Bak şu roman çok güzel. Kırık Ayaklar. İsmi de çok güzel değil mi? Kırık Ayaklar. Yani. Ya nasıl güzel? Kırık. Güzel. Peki şunu desem. Biliyorsun tutunamayanları kim yazmıştı? Oğuz Atay. Oğuz Atay. Oğuz Atay ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor tutunamayanları yazarken diyor Halit Ziya'nın kırık hayatlarından etkilendim diyor. Ya. Ya. Devam ediyorum. Ferdi ve Şürekası. Şüreka demek ortakları demek gibi. Sefile bunlar roman türünde eserlerdir. 40 yıl saray ve ötesi anı türündedir ve Türk edebiyatında ilk mensur şiiri de Halit Ziya Uşaklıgil mezardan seslerle yazmıştır. Mensur şiir demek ne demek değerli gençler? Görüntü olarak düz yazı ama şiirsel özellikler ne yapıyor? Taşıyor. Buyurun. Evet. Geldik bazı yazarların sonuncusuna. Halide Edip adı var. Türk edebiyatının ilk başarılı, hani belki başarılı şey olabilir, ne derler, öznel bir kavram olabilir ama şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Türk edebiyatından ünlü olan, popüler olan ilk kadın yazar kimdir aslında? Halide Edip adı vardır değerli gençler. Hatta Halide Edip adı var. Kurtuluş Savaşı'na da bizzat katılmış. Halide Onbaşı olarak da anılmıştır. Özellikle İzmir'in işgali yıllarında yapmış olduğu konuşmalarla halkın Kurtuluş Savaşı'na katılmasını da sağlamıştır. Halide Edip adı var. Halide Edip adı varın romanlarını Nagihan aslında 3 başlıkta toplayabiliriz. İlk romanlarını kadın psikolojisi, aşk konusu üzerine kurmuş. Sonra tabii ki bir sanatçı olarak o yıllara kayıtsız kalamamış. Milli mücadele yıllarını, Kurtuluş Savaşı yıllarını eserlerinde işlemiş. Daha sonraki yıllarda ise bu sefer töre romanı diyeceğimiz, yani sosyal konulu romanlar yazmıştır. Halide Edip adı var. Halide Edip adı var. İngilizceyi ana dili gibi bilir. Ve hatta Sinekli Bakkal ki Soytarı'nın Kızı adıyla İngilizce çeviri olarak da İngiltere'de de yayınlanmıştır. Tabi İngilizceyi ana dili gibi bilmesi maalesef Türkçe açısından yazmış olduğu eserlerde sıkıntı yaratmış. Türkçesi savruk ve özentisizdir. Bu da eserlerde görülmüştür. Halide Edip adı varın. Halide Edip adı var da çok üretken bir yazarımızdır Nagihan. Çok fazla eseri var. Bunlardan Seviye Talip, Handan mesela, bunlar isimden de belli. Kadın psikolojisini anlattığı romanlar. Ateşten Gömlek ise çok önemli bir romandır değerli gençler. Bu romanın önemi şuradan kaynaklanıyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan edebiyatımızdaki ilk roman nedir? Ateşten Gömlek'tir. Vurun Kahpeye, Tatarcık, Sinekli Bakkal, Zeyno'nun Oğlu gibi ve bunun gibi daha pek çok romanı vardır. Halide Edip adı varın. Madem roman konusunu işledik Nagihan Hanım. Evet. Öğrencilerimiz de şimdi merak ederler ya da isterler. Önerir mi? Tabii biz hangi roman okuyalım? Bana bir roman önerir misiniz dedik. Yani İlk aklınıza gelen. 9. sınıflar için de şey Zorba'yı söylemiştim. Ben Zorba romanını çok seviyorum. O zaman siz de bunu tamam o zaman. Bir şeyi söyleyebilirim. Momo benim yine başucu kitaplarımdan biri. Canım sıkıldıkça rastgele açıp okurum. Çocuk kitabı gibi ama aslında çocuk kitabı için biraz kalın.
Çok güzel bir sistem eleştirisi bence, çocukların anlayacağı bir dilden. Momo'yu da tavsiye ederim. Michel Ende'ydi galiba yazarı. Tamam. O zaman ben de ilk aklıma gelen romanı söyleyeyim. Amin Malouf'un Semerkant romanını ben de önermiş olayım.